Kim var orada? Kim var orada dedim. Sana söylüyorum. Benim Betüş. Yüzünü ve sesini çaldığın Betüş. Demek bütün gerçeği öğrendin. Maalesef geç bile kalmışım. Sen nasıl hasta bir ruha sahipsin ki benden benim olan şeyleri bana sormadan alırsın? Çocuklarımı, kocamı, kardeşimi, annemi, bütün ailemi ne hakla sihirlersin? Evet yaptım. Bütün bunları yaptım. Çünkü seni tanıdığım ilk günden beri benim olmanı istedim. Ama ben seni hiçbir zaman senin istediğin gibi sevmedim. Çocukluğumdan beri hep iyi bir arkadaşımdı. Ta ki annemin beni kocamdan ayırmak için senden yardım istemesine kadar. İlk o zaman gözümden düştü. Kocama yaptıklarını da unutmuş değilim. Bu yaptıklarından sonra gözümde zerre kadar değerin kalmadı. Sus. Lütfen sus Betüş. Susmayacağım. Benden ve ailemden aldıklarını geri vermek istiyorum. Asla. Asla Betüş. Görüyorum da bu güçlü, bu inatçı ruhunu senden almamakla çok büyük aptallık etmiş. Sakın bunu aklından bile geçirme. Sakın. Yoksa seni peri olduğuna pişman ederim. Şşş. Asıl sen sakın beni sihirlerini alt edeceğini düşünme. Çünkü ben erkek miyim. Senden 1000 kat daha güçlüyüm. Madem buraya kadar geldin, madem gerçekleri öğrendin, artık sonsuza kadar benimsin Betüş. Ruhumla yüzünü birleştirip seni sonsuza kadar yanımda tutacağım. Bu tünelden sana çıkış yok Betüş. O benim sihirli annem.